yapmış burada rengarenk şal atkı yapımını paylaşacağım. Yapımı gayet kolay. elimde olan %100 koton ipleri kullandım. o yüzden miktar belirtemeyeceğim. Ama ana renk ağırlık olarak beyaz renk kullandığım için bunu bir yumak bitirdim. ikinci yumağını sadece şu püskül kısımlarını kullandım diyebilirim. Ama bir yumağın tamamını kullandım. Siz de ana renk olarak tercih edeceğiniz ipinizi bir yumak elde edebilirsiniz. Diğer renklerin az miktarda kullandım. Çünkü birçok renk barındırıyor. Renk kombini tamamen tercih meselesi ama dediğim gibi koton iplerden yaptım. Ama elinizde olan yenikleri de kullanabilirsiniz. E, i̇pime uygun buçuk milim tığ ile örgümü tamamladım. Öncelikle bakın şuradaki motif kısımlarını yapıyoruz. Motiflerimizi yaptıktan sonra birleştireceğiz. Üzerlerini üçer ikili trabzandan yapacağız. Şu istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Bakın şal dedim ya şu şekilde Omuzda bile kullandığınızda gayet şık oluyor. Rengarenk. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Düşünceleriniz benim için önemli. Instagram'da hala takip etmiyorsanız alta link bırakım Tıklayarak takip edebilirsiniz. Hadi yapılışıya geçelim şimdi. Şimdi motif yapılışıyla başlayalım. Öncelikle motiflerimizi oluşturacağız tüm motiflerimizi tamamladıktan sonra birleştirme işlemine geçeceğiz ve daha sonrasında kenar kısımlarına giderek atkımızı tamamlayacağız sırasıyla daha önce de bu şekilde motifle bir tane hırka çalışması yapmıştım aslında ayrıntılı bir şekilde motifin anlatım sayfamda var ama yine ben kısaca bahsetmek istiyorum hırka yapılış videosunu izlemeyenler için şimdi sihirli halka ile başlangıcımızı yapıyoruz 1 2 üç tane zincir çektim tırmızı ipimi bir kez aldım hemen halkanın içerisine batıyoruz iki seferde çektim bir tane ikili trabzan yaptım yani tırmızı ipimi bir kez aldım tekrardan boşluğun içine dönüyorum bir tane daha ikili trabzan yapıyorum zincirle beraber üç tane ikili trabzan yapmış oluyoruz bir tane zincir çektim tekrar tırmızı ipimi aldım orta boşluk kısmına döndüm bir iki 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tekrardan boşluğa dönüyoruz. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tekrardan boşluğa döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve son bir tane zincir çekerek tamamlıyorum artık sonra ipimizi iyice çekiyoruz arkaya alalım herhangi bir yerinden ipimizi sabitliyoruz ki orta, orta boşluk kısmında genişlik olmasın boşluk oluşmaması için herhangi bir yerinden şöyle tığımı geçirdim ipimi buraya sabitliyorum düğümlüyorum aslında şöyle iyice sıkıyoruz daha sonrasında bakın şu şekilde yaptık. Üç tane kilit trabzan yaptık, zincir çektik, üç tane daha yaptık, zincir çektik, üç tane daha zincir çektik, üç tane daha yani dört e, dört tane yapmış olduk aslında üçerli e, ikili tırabzanlar yapmış olduk dört tane. Ve şurada birinci trabzan tepesinden tığımı geçirdim, ilmeğimi yürüterek sıramı tamamlıyorum. Yandaki trabzan tepesinden de tığımı geçiriyorum, ipimi çekip. Kaydırma yaptım boşluk kısmına kadar ilmek kaydırma yapıyorum. Sonra boşluk kısmına gelince artık ipimizi değiştiriyoruz. Ben sıkı bir şekilde düğümlüyorum ben. düğümleyip renk değişikliği yaptıktan sonra ipimizi artık kesiyoruz. Diğer iple işimiz burada bitmiş oluyor. Şimdi ikinci sıramızın başlangıcını yapıyoruz. 1, 2. 3 tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Tığımızı ipim bir kez aldım. Hemen yanındaki boşluğa batacağım ama şu fazla ipimizi şu şekilde elimizde tutalım ki üzerine örersek yok etmiş oluruz. Hemen şimdi yandaki e, dibindeki boşluğa battım. 2 tırabzanımı yaptım. Tekrardan aynı noktaya batıp ikili tırabzanımı yapıyorum. 3 tane iki tırabzan yapmış olduk. Zincirle beraber bir zincir çektim. Tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. 1 2 3 tane daha ikinci trabzan yapmış oldum bakın bu noktada bir zincir çekiyorum tığım üzerine ipimi bir kez aldım yandaki boşluk kısmını atlıyorum 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir çektim tekrardan aynı noktaya dönüyoruz 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir çektim tekrar aynı noktaya dönüyorum 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım bir zincir çektim tekrardan aynı noktaya dönüyorum 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım bir zincir çektim yandaki boşluğa döndüm atladım pardon yandaki boşluğa geçiyoruz 1 ip takıldı 1 2 3 tane iki trabzan yaptım bir zincir çektim aynı noktaya tekrardan dönüyorum bir. İki. Üç tane ikinci trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Ne yapıyorduk? Birinci trabzan tepesinden tığımı geçirdim. ipimi çekiyorum. İlmeğimin içerisinden geçirdim. İlmek yürütmemi yaptım. Sıramı tamamlamış oldum. Yandaki Trabzon tepesinden geçiriyorum. İlmeğimin içerisinden geçirdim. Yandaki Burada 3 tane ilmek yürütme yapmış oluyoruz. Şu orta boşluk kısmına ilerleyene kadar her sıramızda aynı şekilde yapacağız. Boşluk kısmına kadar ilerleyeceğiz. Şimdi diğer rengimize geçiş yapalım. Hemen dibinden düğümlüyorum. kestim diğer ipimiz işimiz bitiyor bu noktada. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. 2 3 3 tane zincir çektik. Tığımızın üzerine bir kez bir kez alıyorum. Aynı noktaya döndüm. 1 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 3 tane yapmış oluyoruz. Bir tane zincir çektim. Tekrar aynı noktaya dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaparak kenar kısmımızı oluşturmuş olduk. Bir tane zincir çektim. Yandaki boşluğa atlıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Yandaki boşluğa atlıyorum. Burası kenar kısmımız. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar aynı noktaya batıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Orta boşluk kısmına 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra kenar kısmını yapıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlayıp gidiyorum hemen. Şimdi son boşluk kısmında da 3 tane kilit trabzanı yaparak sıramı tamamladım. Bir tane zincirimi çektim. İlk trabzanın şöyle tepesinden tığımı geçiriyorum. İlmek yürütmemi yaptım. Yandaki trabzanın tepesinden ilmek yürütmemi yapıyorum ve yandaki trabzanın tepesinden ilmek yürütmemi yapıyorum. Şimdi koton ip olduğu için birazcık böyle tığım araya giriyor. Beni zorluyor. Koton ipinde böyle sıkıntısı oluyor. Tığınız araya girip bölmeler yapabiliyor. Ee, onun dışında ama e, görüntü olarak yapı olarak o kadar güzel oluyor ki ben tüm e, atkı boyunca kotan ip kullanacağım yüzde yüz ipler kullanacağım dediğim gibi görüntü olarak gayet güzel duruyor. Sadece bazen böyle hani ortaya tığ giriyor, zorluyor. Onun dışında herhangi bir sıkıntısı yok. Şimdi rengimi değiştiriyorum. Zaten dördüncü sıramızın başlangıcını yaptık. Bu son sıramız, motifimiz dört sıra halinde ilerliyor. Sadece dört sıradan oluşuyor yani. 1 2 3 tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Şimdi ilk bir motif ben tüm motiflerimi bu şekilde oluşturduktan sonra şurada üç tane iki trabzanla başladım. Bir zincir çektim. Kenar kısmını her zamanki gibi aynı yapıyoruz. Aynı noktaya tekrardan dönüyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şu boşluk kısmını atlayacağım. Bir tane zincir çektim. Yandaki boşluk kısmını atlıyoruz. 1 2 3 tane ikili tırabzan yaptım. Bir zincir çektim. Yandaki boşluk kısmını atladım. 1 2 3 tane ikili tırabzan yaptım. Bir zincir çektim. Yandaki boşluk kısmını atladım. Aslında kenar kısmı burası. 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir çektim burada birleştirme yapacağım şimdi 3 sıra halinde ben tüm motiflerimi tamamladım hepsini tamamladıktan sonra son sıramızı dördüncü sıramızda birleştirme işlemini yapıyoruz ama öncelikle 3 sıra halinde hepsini ördüm, tamamladım, biriktirdim. İstediğim uzunluğa ulaşınca motif sayısı çünkü istediğiniz uzunluğa ulaşana kadar değişiklik ki bazen böyle çok uzun isteyebilirsiniz atkızı ya da daha kısa isteyebilirsiniz tamamen tercih meselesi. Şimdi ben kısaca birleştirme ile göstermek istiyorum. Dördüncü sıramızda birleştirme yapıyoruz. Hep aynı teknik, teknikle yapıyoruz zaten. Şimdi karşıdaki motifimizin de yuva kısmından kenar kısmından tığımızı geçirdik. İpimi ilmeğimi şişim, e, taktım konuşamadım bir anda buradan geçiriyorum daha sonra ne yapıyoruz tığımızın üzeri bir kez aldım tekrardan motifime dönüyorum 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir tane zincir çektim ilmeğimi orada bıraktım buradaki kenar e, orta boşluk kısmından geçiriyorum ilmeğimi çektim Herhangi bir zincir çekmiyorum. Sadece ilmeğimi çekiyorum. Tekrar tığım üzerine bir kez alıp boşluk kısmına dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim, bıraktım. Şu boşluk kısmından geçiriyorum tığımı. ipimi direkt çektim. Tığım üzerine bir kez aldım. Tekrardan motifime döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. İlmeğimi bırakıyorum. Boşluktan tığımı geçirdim. ipimi çekiyorum. Tekrardan e, motifime döndüm. Kenar kısmındayım artık. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. İlmeğimi bıraktım. Kenar kısmından geçiriyorum tığımı. İlmeğimi çekip geriye döndüm motifime bir iki üç tane ikili trabzan yaptım Bakın bu şekilde birleştirme işlemimizi tamamlamış olduk her boşluktan ipimizi ilmeğimizi geçirerek birleştiriyoruz Hepsi bu kadar daha sonra yan yana tüm motiflerimizi tamamladıktan sonra bu şekilde birleştiriyoruz dikkat ederseniz aynı renk değil son sıramız Tamamen renk yapıyorum. Hangi motifinizi birleştirmek, hangi renkte birleştirmek isterseniz tamamen size kalmış. Tabii siz son sıranızı hani bir bütün olsun, hepsi aynı renk olsun isterseniz mesela bu mavi ya, benim bu son sıram beyaz, mavi birleştirme yaptım. Zaten fark etmiyor ya da beyazla birleştirme yapıyorsunuz. İsterseniz burada son sırası mavi yapıp maviye mavi birleştirme yapabilirsiniz. Aynı renkten kastım o yani. Ee, ama bu şekilde rengarenk olması gayet güzel oldu. Şimdi kenar kısmındayım. Motifimi tamamlayıp geliyorum. Şimdi sıramı tamamladım. ilmek yürütmemi yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Bu noktada ipimizi keserek motifimizi bitiriyoruz. Birleştirme işlemimizi tamamlamış oluyoruz. Az önce de bahsettiğim gibi şimdi tüm motiflerimi bu şekilde birleştirip tamamlayıp istediğim uzunluğunda uzunlukta istediğim sayıda motifimi tamamlayıp birleştirme işlemini de yapacağım. Daha sonra üzerine sıra gideceğiz. Birkaç sıra boyunca ilerleyeceğiz, genişliğini belirleyeceğiz. O kısma kadar ilerleyip geliyorum hemen. Şimdi tüm motifleri birleştirdikten sonra şu kenar kısımlarına yapmaya geliyor sıra. Ben bir tanesini yaptım bir tarafını yaptım. Bir tarafında zaten sadece bir şerit halinde geçeceğiz. O da ana renkli kullanmak istiyorsunuz. Ben beyaz ağırlıklı yapacağım için beyaz yapıyorum. Hani bunu tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Ana renk olarak ya da hani ağırlıklı olarak hangi rengi kullanmak istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Bu tarafında sadece bir şerit halinde, bir sıra halinde yaparak kullanacağım. Şimdi bu tarafında da beraber yapacağız. Yine beyaz renkle başlıyorum karşılıklı beyaz olarak başlayacağım. Bir tane zincir çektim ve başlangıcımı yaptım. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen şu birinci motifimizin kenar kısmından bakın. Kenar kısmından tığımı geçiriyorum. Bir, iki seferde çektim. Bir tane kilit trabzan yaptım bu noktada. Tekrardan aynı noktaya dönüyoruz. İki oldu. Bir kez daha batıyorum aynı noktaya. Üç tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığımın üzerindeki bir kez aldım. Yandaki boşluğa batıyorum. 1 2 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tığımın üzerindeki bir kez aldım. Yandaki boşluğa atladım. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tekrardan boşluğa batıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Bakın kenar kısmına geldik. Ayrıca birleştirme yaptığımız nokta da oluyor burası. Şimdi şu yeşil e, motifimdeki kenar kısmında başlangıcımı yapıyorum. 1 2 tane batıyorum. Şimdi burada bağlantı noktası olduğu için üç buraya üç buraya yaparsam böyle e, arttırma yapmışım gibi oluyor. Fazla geldiği için ben bu şekilde yapıyorum. İki tane buraya battım. Tığımın üzerinde ipimi bir kez aldım. Bir tanesini ikili tırabzanımın yandaki motife batıyorum. Bakın. Bu şekilde üçe tamamlamış oluyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi devam ediyorum. Yine her boşluğa üç tane ikili trabzan yaparak ilerleyeceğim. 3 bir zincir çekiyorum boşluğa atladım 1 2 3 tane kili trabzan yaptım bir zincir çektim boşluğa atlıyorum 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir çektim bakın yine kenar kısmına geldim mavi motifimin kenar kısmındayım boşluğa batıyorum bir iki tane iki trabzan yaptım bir tane kalıyor iki trabzan onu da diğer motifimin kenar kısmına batıyorum bakın bu şekilde paylaşıp üç tane iki trabzan elde etmiş oldum bir zincir çektim yandaki boşluğa atladım şimdi bu noktadan sonra hep bu şekilde ilerleyeceğiz ben sıramı tamamlayıp geleceğim şu başlangıç noktamızda üstü dönerken bir püf noktamız var tabi diğer tarafta olacak şimdi bu şekilde her boşluğa 3 ellik trabzan yaparak sıramı tamamlayıp geliyorum hemen şimdi son kenar kısmına geldim ve son 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum bu noktaya. burada renk değişikliğine gideceğiz ipimizi kesmeden direkt dibinden bağlıyoruz. Şöyle direkt düğümleyeceğim. bizi bağladıktan sonra şöyle örgümüzü döndürüyoruz artık. Çünkü geldiğimiz yönde tekrardan gideceğiz. Arka kısmını döndürmüş oluyoruz, dönmüş oluyoruz. Pardon. Şimdi 1 2 3 4 tane zincir çektim bu noktada. Bakalım dört tane yeterli oluyor mu? Evet 4 tane yeterli oluyor. 4 tane zincir çektikten sonra hemen bakın. Şöyle tekrardan alayım. 4 zincirin yeterli değilse biraz daha çekebilirsiniz. 5 ya da 6 da yapabilirsiniz. 4 tane zincir çektikten sonra bakın şu 3 tane ikili trabzan at düz şuradaki boşluğumuzu batarak başlangıcımızı yapıyoruz. Ve buraya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde başlangıç yapmış olduk. Buraya bir yuva yaptık. Çünkü üst, üst sırada e, renk değişip tekrar bir üst sıraya geçtiğimizde bu noktaya 3 tane ikili trabzan yapacağımız için bu şekilde yaptık. Ve böyle düz bir görüntü olması açısından. bunu yapmazsak bakın böyle eksiltme yapmış gibi olacağımız için görüntü olarak güzel gözükmez ve eksiltme yaparız. O yüzden bu şekilde boş yuva yaparak başlangıcımızı yapıyoruz. Daha sonrasında yine aynı şekilde ekstra farklı bir şey yok sıra sonuna kadar her boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz diğer köşeye kadar ilerlediğimizde şu pardon bir saniye zincir çekince göstermek istiyorum 2 3 tane yaptım bir tane zincir çektim bakın hep bu şekilde ilerleyeceğiz şimdi sıramızı tamamlayıp şu kenara kadar geldiğimizde Burada ne yapıyoruz e, renk değişikliğine gidiyoruz bir sırada hangi renk yapmak istiyorsanız onu yap, yapıyoruz yani e, yeşile bağlayacağım ipimi keseceğim daha sonra yeni rengime geçiş yapacağım diğer kenarda yaptığımız gibi aynen de bu kenarda da e, <laughs> zincir çekerek buraya batıp yuva oluşturacağız Ben şimdi bu kenara kadar devam edeyim Çünkü Şuradaki boşluğa battıktan sonra buraya yuva oluşturup tekrar üste döneceğiz orayı da size göstermek istiyorum Şimdi sıra sonuna kadar ilerledim ben. Bakın son 3 e, tane ikili trabzamız olduğu noktaya geldik. Son boşluğuma 3 tane ikili trabzan yaptım. Ama burada boşluğumuz olduğu için yapamıyoruz. Ve burada zincir çekip geriye de dönüp hani direkt buraya batarsak şuraya batarsak ne oluyor? Burada 2 tane eksiltme yapmış oluyoruz. O şekilde de olmayacağı için bu noktada bir tane zincir çekiyorum tığımın üzeri ipimi bir kez aldım hemen bakın şurada birinci trabzanın pardon en son oluyor en sondaki trabzanın tepesine batıyorum tığımı geçirdim ve iki kez çekerek ikili trabzanımı yapıyorum burada şöyle hani dümdüz bir görüntü olması için e, bu şekilde bir tane boşluk yapmış oldum aynı başlangıçta yaptığımız gibi düşünün bakın şu başlangıçta da hani böyle bir tane yuva yaparak başlamıştık Sonunda da bu şekilde bitirdik şimdi renk değişikliğine gidiyorum her sırada farklı renk kullanacağım Ve şuradan bağlıyoruz dibinden. dibinden ipimi bağlıyorum artık yeşil ipimi kesiyorum şimdi bir iki üç tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum tığım üzerine ipimi bir kez aldım hemen yanındaki boşluğa artık batarak ilerleyeceğiz bir tane ikili trabzan yaptım tekrar tığım üzerine aldım bir tane daha ikili trabzan yapıyorum, zincirle beraber üç tane olmuş oldu. Bakın burası bu şekilde artık düz ilerleyecek. Bir tane zincir çekiyorum, hemen yandaki boşluğa atlıyorum. Bir, iki, üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çektim, yandaki boşluğa atladım. Buraya da bir. 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Bakın hep bu şekilde ilerleyeceğiz. Farklı bir şey yok. Şimdi şu uç kısmına kadar uzun olduğu için tamamı ekranı sığmıyor. Uç kısma kadar ilerliyorum. Burada son boşluk kısmımız olduğu için buraya 3 tane ikili trabzan yaparak Sıramızı tamamlayacağız. Daha sonrasında yeni zincir çekerek bir tane yuva oluşturup e, ikili tırabzanlarımızı yapacağız. Hep aynı şekilde yani farklı ekstra bir şey yok. O yüzden uzun uzadıya göstermek istemiyorum. videomuzda çok uzun olsun istemiyorum. Şimdi bu şekilde e, ne kadar kalınlıkta genişlikte olsun istiyorsanız atkınızı o kadar sıra boyunca ilerleyip geliyoruz hemen. Şimdi ben tüm kenarları sırasıyla giderek tamamladım. Bakın e, burada birinci sıramızı zaten beraber gitmiştik. Şurada beyazla başladık, motiflerimizin üstünde hemen birinci sıramızı gittik. Üstüne iki tane bu şekilde yeşil ve sarı renk gittim. Daha sonrası tekrar beyaz gittim. E, i̇ki tane farklı renk gidiyorum, tekrar beyaz gidiyorum, iki farklı renk, tekrar beyaz, iki farklı renk ve tekrar beyaz olarak bitiriyoruz. Tabii bu benim tercihime kalmış bir şey. Siz istediğiniz şekilde renk kombini yapabilirsiniz. Ama toplamda şöyle beyaz ana rengimizi sayacak olursak e, ve toplamda kaç sıra gittiğimizi sayacak olursak yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 10 sıra boyunca gittim motiflerin üstüne ve bu şekilde istediğim genişliğe ulaştım ve tamamladım atkımı. Şimdi şu uç kısımlarını püskül yapacağız. Ben diğer tarafını yaptım şu şekilde bakın gayet güzel ve şık gözüküyor. Şimdi şu şekilde istediğim uzunluğu ayarladıktan sonra iplerimi kestim ben. Şöyle 1, 2, 3, 4. 4 tane kalınlıkta ip kullanacağım. Dediğim gibi istediğimiz uzunlukta ayarladıktan sonra iplerimizi kesiyoruz. Ve 4 tane, bakın şöyle 4 tane yani. 1, 2, 3, 4. 4 tane olacak şekilde ayarlıyorum her ipimi kestikten sonra. Daha sonrasında şu an tamamen ekrana sığmıyor. Sığdırabildiğim kadar göstermek istiyorum. Tüm iplerimizi kestikten sonra ayarladıktan sonra şu boşluk kısımlarımız var ya. Bakın şuradaki boşluk kısımlarımız, şuradaki boşluk kısmını hani üste dönerken yuva yaptığımız kısımlar var ya. Oradan tığımı geçiriyorum. Şöyle iplerimin halka olacak şekilde bakın şöyle tığıma geçirdim. Hepsini buradan çektim. Daha sonrasında birazcık daha çektikten sonra alttaki iplerimi şöyle üste alıyorum ve iyice sıkarak buraya sabitliyoruz. Bakın bu şekilde sabitledim. Püskülü bu şekilde buraya sabitledim. Şu arkadakini kaydım şöyle daha iyi görebilin. Şimdi burada iplerimi kesmiştim. Şöyle yine 4 tane alayım. 4 tane aldıktan sonra bakın şu uç kısmı şöyle. Hemen yanındaki boşluk kısmından tığımı geçiriyorum. Şöyle halkanın içerisinden tığımı geçirdim. Boşluktan çektim. Böyle birazcık fazladan çekiyoruz. Daha sonrasında şöyle parmaklarımı içinden geçiriyorum. Alttan ipimi çektim içerisinden geçirip iyice burada sıkıyoruz. Ve bu şekilde buraya sabitlenmiş oluyor. Şimdi tekrardan yapalım. 4 tane ipimi aldım. 4 tane kastım da burada 4 tane ipim oluşuyor bakın. 1 2 3 4. 4 tane ipimi alıyorum. Bu şekilde halka şeklinde tutuyorum sığımı boşluk kısmından geçirdim. Her boşluktan geçiriyoruz bu arada. Her boşluğa püskül yapıyoruz. Tekrar şöyle tığ yardımıyla yukarıya çekiyorum iplerimi. Çektikten sonra parmağımı boşluktan geçiriyorum. Alttaki iplerimi şöyle yukarıya çektim. Ve iyice sıkarak buraya sabitliyoruz. Tekrardan göstereyim. 4 tane ipimi aldım. Öncelikle tüm iplerinizi keserseniz sizin için kolaylık olur. Ben tüm iplerimi kestim. 4 4 alıyorum. Şöyle tığımı boşluktan geçirdim. İplerimi yukarıya çekiyorum. Şöyle parmağımı geçiriyorum boşluktan ve buradaki de iplerimi alarak iyice sıktım ve buraya sabitledim. Bu arada buradaki hani ip değiştirme noktalarımız belli ya bu şekilde püskür takınca o noktaları da yok etmiş oluyoruz aslında gizlenmiş oluyor. Yine şöyle dört tane ipimi alıyorum elime. Yandaki boşluktayım. Tığ yardımıyla üste çektim. Böyle parmağımı geçirecek kadar çektikten sonra alttan ipimi çekiyorum. Sıkı bir şekilde tutmanız gerekiyor. İplerinizi kaydırırsanız eğer yapısında bozukluk olacaktı. Düzgün bir şekilde olmayacaktı. Sıkı bir şekilde tutalım. Daha sonrasında iyice çektikten sonra sabitliyoruz. Bakın hep bu şekilde ilerleyeceğiz. Hemen tamamlıyorum şimdi. Bakın tüm püsküllerimi yaparak tüm boşluklardan geçirerek atkımızı şalımızı tamamlamış olduk atkı diyorum ama şal genişliğinde de olduğu için şal olarak da kullanabileceğimiz bir şey oldu ve rengarenk oldu ben çok beğendim çok da içime sindi umarım siz de beğenmişsiniz videomu beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın